Yapımcılar isimlerini bilmediğimiz halde çok duymasak da sinema sektörünün en önemli şahıslarıdır. Hem parayı buluyorlar, hem aktörleri ayarlıyorlar, hem de setleri keşfediyorlar. Barbara Boyle da bunların biri. 4 tane Oscar ödülü var ve haftaya Türkiye'de Altın Portakal'da yer alacak. Geçen sene de Los Angeles Türk Film Festivali'nin jürisindeydi. Hikayelerinin eşi benzeri yok. Gelin beraber dinleyelim. Onu ismiyle değil, yapımcılığını üstlendiği başarılı filmlerle tanıyoruz. Barbara Boyle, Oscar ödüllerini veren akademi üyelerinden biri olarak bu yıl Altın Portakal Film Festivali'nin jürisinde yer alacak. Geçtiğimiz yıla kadar Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles kampüsünde televizyon, sinema ve dijital medya bölüm başkanlığı yapan Boyle, bu yıldan itibaren girişimcilik aktiviteleri ve özel girişimcilik bölümü dekan yardımcılığını yürütüyor. Avukat olarak girdiği sektörde yapımcı olarak devam eden Barbara Boyle, 14 kez aday olduğu Oscar'ı My Left Foot, Cinema Paradiso, Reversal of Fortune ve Commitments filmleriyle tam 4 kez almayı başarır. Büyük işeye sahip Terminator, Robocop ve Platoon gibi filmlerin altında da imzası bulunan Boyle, 2000 yılında sinema sektöründeki kadınların yerini iyileştirme adına yaptığı faaliyetlerle Kristal Plaket Ödülü'ne layık görülür. I'm Barbara Boyle. Ben Barbara Boyle, UCLA'de profesörüm. Aynı zamanda girişimci aktiviteler ve özel girişim bölümünde dekan yardımcılığı görevindeyim. Hukuk fakültesi mezunu olan Barbara Boyle, avukatlık mesleğinin ona bir gün Hollywood'un kapılarını açacağından habersizdir. İstemeden okuduğu fakültede vasat bir öğrenci olan Boyle'u bir gün hocası odasına çağırır. And he said, Barbara, there's a job I want you to apply. Bana, Barbara, başvurmanı istediğim bir iş var. Bu iş için bir kadın istiyorlar dedi. He said they're willing to take a woman. Tamam, nedir bu iş diye sordum. What is it? And he said, bir film stüdyosunda da dedi. Şaşırdım. I said, you see what I mean, Murray? 3 yıldan beri buradayım ama bu söylediğin şey senin beni ne kadar az tanıdığını gösteriyor. Look at the image of women. I don't even like American movies. Ben Amerikan filmlerinden bile hoşlanmam. Filmlerdeki kadın imajına bir bak, bir de bana. Barbara, onlar sendikada haklarını savunacak birini arıyorlar dedi. Film sektöründe sendika mı var diye sordum. Evet, film sektöründe 32 tane işçi lojası ve derneği var dedi. İyi peki dedim ve hemen numarayı çevirdi. Merhaba Sam, burada tanışmanı istediğim biri var dedi ve telefonu bana uzattı. Ve karşıdaki kişi bana ne kadar kısa sürede burada olabilirsin diye sordu. Ben de inanın kıyafetim iş görüşmesi için hiç uygun değil. Üstelik siz Hollywood'dasınız ve ben şu an ofisinizden oldukça uzaktayım dedi. And he said, "Listen, I don't care what you look like." Şu an ne kılıkta olduğun hiç umurumda değil. Bu öğleden sonra görüşmeleri bitiriyoruz ve eğer ilgileniyorsan öğlene yetiş dedi. Hemen yola çıktım. Gittiğimde karşımda oldukça küçük ama şirin bir stüdyo vardı. Büyük bir kapı ve önünde üniformalı bir adam duruyordu. Ben arabayla adama doğru yaklaştım ve adamın elinde isimlerin falan yazılı olduğu bir liste vardı. Bana evet, seni içeride bekliyorlar. Şu numaralı park alanına geç dedi. İçeri girdiğimde resepsiyonda bir kadın vardı. Listeye şöyle bir göz gezdirdikten sonra isminiz burada yok dedi bana. Sadece şu odadan içeri gir. Ben senin adını listeye yazacağım ve seni çağıracağım dedi bana. Resepsiyon alanı çok güzel bir yerdi. Orada oturan gayet şık giyimli ve kusursuz görünümlü 3 bayan vardı. O an kapı açıldı ve biri dışarı çıktı. Karşımda çok güzel bir kadın daha. Ve nihayet sıra bana geldi. İçeri girdim ve işte karşımda kafamda kurduğum şekliyle tam bir Hollywood patronu duruyordu. Adam göğsü yarıya kadar açık bir gömlek giymiş, ayakları masanın üstünde, ağzında kocaman bir puro ve önünde hayatımda gördüğüm en büyük kül tablası duruyordu. İçeri girdiğimde ayağa kalkıp kendine bir çeki düzen dahi vermedi. Bana bakıp pantolonunu çıkar dedi. Tek kelimeyle şoka girdim. Yaklaşık 4 dakika öylece kala kaldım. Bir taraftan o kocaman kül tablasına külünü döküyor, bir taraftan da gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Ve sonunda bana sahil partisi konulu bir sahne hazırlıyorum.
oyuncu seçimi için buraya mayo giyip gelmen gerekiyordu dedi. For a beach party picture. Ve şaşkınlığımı görünce de bana, peki buraya niye geldin diye sordu. And I said, well, I'm supposed to meet Sam Arkoff. Benim Sam Arkoff'la buluşmam gerekiyordu. Ben bir avukatım dedim. Burada ne işin var o zaman diye sordu. Bilmiyorum. Kapıya geldiğimde adam beni bekliyormuş gibi duruyordu. Resepsiyonist de beni buraya yönlendirdi. Sonra da içeri girdim dedi. Telefonda beni görüşmeye çağıran kişiyi aradı o sırada. Ve Sam'e telefonda buraya geldiğinde herkes onun oyuncu seçmeleri için geldiğini düşünmüş ve kontrol etmek yerine direkt içeri alıp benimle görüşmesi gerektiğini zannetmişler. Ama bu onun suçu değil dedi ve ben o gün avukat olarak işi aldım. Barbara Boyle, yapımcılığını üstlendiği başarılı filmler ve Oscar'a layık görülen yapımlarla sektörde geldiği noktadan tatmin olsa da bir gün hayatının geri kalan kısmında farklı bir şeyler yapmak istediğini düşünür. Hayatım boyunca daima hukukla ilgiliydim. Film sektöründe kadınlar organizasyonu ile ilişkim hep devam etti. Bağımsız Filmciler Organizasyonu'nda yer aldım ve her zaman öğretmeyi çok sevdim. Ve bir gün UCLA'ye gelme ve film bölümünün başkanı olma fırsatı çıktı karşıma. Sonra her zaman akıl danıştığım abim ve çocuklarımla konuştum bu mevzuyu. Onların bana söyledikleri, benim her zaman onlara söylediğim şey oldu. Bunun hakkında artık konuşmayı bırak ve sadece yap. And I said, you're right. I'm not talking about it. Roma, Şangay, Tel Aviv gibi birçok şehri gezme fırsatı bulan Barbara Boyle, ailecek çıktığı Atina ve İstanbul turunda İstanbul'a hayran kalır. Antik geçmişe sahip birçok şehirde bulundum. Mesela Roma. Roma hem çok antik hem de çok moderndir. Kudüs, Tel Aviv, Pekin, Şangay da hem antik hem de çok moderndir. Athens seemed to me very ancient. Atina bana çok antik geldi ama ben orada modern bir parça bulamadım çok fazla. Yunan adalarını da gezdikten sonra İstanbul'a geldik. Bütün ailem İstanbul'a aşık oldu. İstanbul'un hepimizi cezbeden farklı tarafları oldu. Tornum Lili, İstanbul'da 3000 tane cami var. Hepsine gitmek zorunda mıyız? Ne zaman alışveriş yapacağız diye sordu bana. Gelinim Liza ise avukat ve çevreyle ilgili birisidir ve İstanbul'da çevre için neler yapıldığı konusuyla çok ilgilendi. Büyük oğlum Devon ve ben camiler ve Müslümanlık inancıyla yakından ilgilendik. Oğlum Paul ve torunum Jack ise bulunduğumuz köprünün Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor oluşuna hayran kaldılar. Barbara Boyle'u İstanbul'da en çok her dinden insanın yüzlerce yıl birlikte yaşama becerisi gösterebilmesi etkilemiş. İstanbul Yunan ve Rus Ortodoks kiliseleriyle ve sinagoglarıyla doluydu. Her türden din mevcut. Biz camiler dışında diğer din merkezlerine gitmedik. Çünkü benim ilgi alanımı camiler çekiyordu. İstanbul gezim boyunca Orta Doğu'daki farklı insanları barındıran birçok şehrin uyum içerisinde yaşayışını nasıl kaybettiğini düşündüm. Geçen yıl ilki düzenlenen Los Angeles Türk Film Festivali'nde jüri üyesi olmayı kabul eden Boyle, bu sayede ilk defa Türk filmlerini tanıma imkanı da bulur. Bana jüri üyeliği teklif edildiğinde Türk filmleri hakkında hiçbir şey bilmiyorum dedim. Ve bana o zaman öğreneceksin dediler. Ve kısa ve uzun birçok film izledim. İzlediğim filmler gerçekten çok hoşuma gitti. Festivalin yönetmeni festivale çok büyük katkıda bulunduğumu söyledi bana. İzlediğim Türk yapımı kısa filmlerde beni en çok etkileyen şey gelecek vadeden görüntü yönetmenleri oldu. Sinemacılıkta müthiş bir yetenek var. Bu kaliteyi henüz öğrenci olan görüntü yönetmenlerinden pek beklemezdim doğrusu. 12 years ago, master filmmaker Giuseppe Tornatore won the Academy Award for Cinema Paradiso. Barbara Boyle için bir filmde onu ilk etkileyen şey hikayenin gücü ve filmin senaryosuna yaptığı katkıdır. First I have to fall in love with the script.
İlk olarak filmin hikayesine aşık olmam lazım. Bu da senaryo oluyor biliyorsunuz. İkinci şey ise senaryoya kendimden bir şeyler katabilmek isterim. Mesela birisi bana bir senaryo gönderir. Senaryoyu okurum ve eğer beğenirsem benden ne beklediklerini sorarım. Onlar senden bize 85 milyon dolar kazandırmanı istiyoruz diyebilirler. Herkes bunu ister. Well, I want you to get me 85 million dollars. Bütçe için hangi bağlantıları kuracağımı düşünürüm ve son olaraksa bunu nasıl yapacağıma dair bir planım olmak zorunda. And the third thing is I have to have a plan for how I will get it made. Fenomen filminin John Travolta'sı ya da Benim Sol Ayağım filminin Oscar ödüllü oyuncusu Daniel Day-Lewis gibi Hollywood'da birçok aktörle çalışmış olan Barbara Boyle'a göre sinema oyunculuğu diğer sanat dallarından çok da farklı değil. Sinema oyuncuları diğer sanatçılardan farklı değil. Örneğin Van Gogh'un sanatını hiç kimse takdir etmediği için öyle bir ümitsizliğe sürüklenmişti ki eğer onun dehasını fark eden birisi olsaydı muhtemelen bu kadar şiddetli bir mutsuzluğu olmayacaktı. Oyuncular için de tam olarak bu geçerlidir. Oyunculuğumuzun karanlık bir sinema salonunda yabancılar tarafından görülmesini isteriz. Tutku fark edilmesi gereken bir şeydir. Sohbetimizi sinema sektöründe yıllarca emek vermiş olan tecrübeli yapımcının geleceğin oyuncularına yaptığı tavsiyelerle bitiriyoruz. Yaptığınız işe güvenin ama boşu boşuna bir güvenle değil bu. Kendinize yapabileceklerinizle ve bildiklerinizle güvenin. Bildiklerinizin ve bilmediklerinizin farkına varın ve bilmiyorum demekten asla korkmayın. Bana yardım edin deyin veya bana anlatın diyebilin. Yararlı öğütler edinin ve bilgiye ulaşmayı bilin. Ve her zaman reddedilmeye hazır olun. And be ready for rejection.